Herkese merhaba. Yeni nesil teknolojileri keşfedeceğimiz bir Teknohayat bölümüne daha hoş geldiniz. Bu hafta konu başlığımız akıllı telefonlar. Yeni akıllı telefon modelleri kullanıcılarla buluşmaya devam ediyor. Katlanan modeller, fiyat performans modelleri gibi pek çok farklı kategoride akıllı telefon modelleri kullanıcılara sunuldu. Biz de bu hafta bu modelleri keşfediyoruz. Birazdan yeni modelleri keşfetmeye başlayacağız. Ancak geçen hafta teknoloji dünyasında çok önemli gelişmeler oldu. İsterseniz gelin bu gelişmelere kısa kısa bir göz atalım. Dünyanın teknoloji başkenti diyebileceğimiz San Francisco'da sürücüsüz taksiler bir süreden beri kullanılmaya başlandı. Her şey yolunda gidiyor diyebiliriz ancak bazı sorunlar da şehri karıştırabiliyor gerçekten. Geçen hafta da tam bu şekilde bir olay oldu. Sürücüsüz taksi hizmeti veren Cruise'un araçlarının internet bağlantıları kesildi ve araçlar yolda kaldı. Tabii bu durum inanılmaz bir trafik yarattı. Benzini bitip yolda kalan araçlar yerine artık internet bağlantısı kesilince yolda kalan araçları görmeye başlayacağız gibi duruyor. Hazır laf otonom araçlardan açılmışken tarım alanındaki otonom araçlardan biraz bahsetmek istiyorum. Victor adındaki yeni otonom araç çiftçilerin birçok işini tek başına çözüyor. Çevresini yüksek hassasiyetle algılayıp gezinebilmesi için gövdesinin ucunda yerleştirilmiş 4 yakınlık sensörüyle donatılmış durumda. Ek olarak öne monte edilmiş bir LiDAR sensörü verimli ve engelsiz otonom navigasyona katkıda bulunuyor. Yeni bir icatla sizi tanıştırmak istiyorum. Bu yeni icat görünmez bir kulaklık. Yanlış duymadınız. Focusrant şirketinin geliştirdiği bu yeni teknoloji yalnızca kişiye özel bir ses bölgesi yaratıyor. Sesi seçilen herhangi bir yöne yansıtıyor. Örneğin bir film veya dizi izliyorsunuz, yanınıza birisi geldi. O zaman sesi nasıl paylaşıyorsunuz değil mi? İşte bu yeni teknoloji o kişinin geldiğini algılıyor ve sesi o kişiye yönlendiriyor. Gerçekten çok enteresan bir teknoloji. Teknoloji dünyasındaki kısa kısa gelişmeler bu şekildeydi. İsterseniz gelin bölümümüze tüm hızımızla devam edelim. Geleceğin akıllı telefonları acaba katlanan modeller mi? Bu soru belki de son dönemlerde en fazla sorulan soruların başında geliyor. Çünkü son dönemlerde şirketlerin inovasyon yatırımları ve Ar-Ge yatırımları daha çok katlanan akıllı telefonlara doğru kaymaya başladı. Ve özellikle teknolojik açıdan baktığımızda gerçekten kullanıcılara pek çok farklı kullanım özelliği ve üretkenlik açısından da önemli avantajlar sunuyor. Biz de dedik ki acaba son dönemlerde kullanıcılara sunulan ne gibi katlanan akıllı telefon modelleri var? Bunları bir alalım, inceleyelim hep birlikte. Bakalım acaba gerçekten hayatımızı kolaylaştırıyor mu? Veya hayatımıza ne gibi avantajlar sunuyor? Bunu araştıracağız şimdi sizlerle birlikte. Elimde de kullanıcılara yeni sunulan iki farklı model var. Samsung Galaxy Z Fold 5 ve Samsung Galaxy Z Flip 5 modeli. Bakalım acaba bu modeller kullanıcılara neler sunuyor? Hemen isterseniz incelemeye başlayalım. Flip 5 modelinden başlayalım. Şimdi şöyle yapalım, tasarımına bir bakalım isterseniz öncelikli olarak. Tasarımına baktığımızda benim ilk dikkatimi çeken konu menteşe kısımlarının artık boşluk olmadan tamamen kapanması. Çünkü daha önceki modellerde burada bir boşluk vardı. Hatta böyle baktığınız zaman arkasını da telefonu görebiliyordunuz. Şimdi ise artık bu boşluk tamamen kapanmış ve aynı zamanda menteşe kısmı daha dayanıklı hale getirilmiş. Bu da baktığımızda kullanıcılara hem daha kompakt ve daha ince bir telefona sahip olma imkanı sunuyor. Peki katlanan akıllı telefon deyince benim önce dikkatimi çeken aslında kapak ekranları. Bakalım kapak ekranı nasıl bu modelin? Şöyle göstereyim. Biraz önce de açtım zaten ekranını. Daha büyük bir ekran. Çünkü bir önceki modelde 1.9 inçlik bir kapak ekranı vardı. Şimdi artık bu rakam 3.4'e çıkmış durumda. Yani iki kat neredeyse büyümüş. Tabii bu ekranın büyümesi pek çok farklı avantajı da beraberinde getiriyor. Acaba ne gibi avantajları var? Öncelikli olarak telefonunuzu açmadan, yani Flip 5'i açmadan artık buradaki klavyeyle mesaj atabiliyorsunuz. Buradan yazı yazabiliyorsunuz. Yani keyboard'u kullanabiliyorsunuz, klavyeyi kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda telefonu açıp aramaları cevaplayabiliyorsunuz. Tabii en önemlisi de aslında kısa yollar. Kısa yolları düzenleyip işte Google Maps gibi, YouTube gibi, Netflix gibi pek çok farklı platformu yine buradan yönetebiliyorsunuz. Aynı zamanda tabii ki bu modelin en önemli avantajlarından bir tanesi kapak ekranın hemen altında yer alan tabii ki kameraları. Bu kameralar sayesinde çektiğinizi çok daha iyi bir şekilde buradan görebiliyorsunuz. Mesela selfie yapıyorsunuz, değil mi? Selfie yaparken normalde ön kameraların çekim kalitesi biraz daha düşük olur arka kameralara göre. Bu modelde ise arka kameralarla selfie yapabiliyorsunuz.
Flexcam sayesinde ise farklı açılardan fotoğraf çekimi olanına sahip olurken aynı zamanda telefona dokunmadan grup selfie de çekebiliyorsunuz. Bu da yine önemli bir özellik. Aslında bir önceki modelde vardı. Aynı zamanda burada altını çizeceğimiz diğer bir yeni özellik ise dijital zoom olanağı. Daha önce 2x yapabiliyordunuz. Şimdi 4x, 10x zoom'a kadar yapabiliyorsunuz. Diğer değinmek istediğim konu ise dayanıklılık ve ekran. %25 oranında dayanıklılık artmış durumda bu modelde. 200 binden fazla katlanma testine tabi tutulmuş ve bundan da başarıyla geçtiği söyleniyor. Son olarak bataryadan bahsetmek istiyorum. Üzerinde 3700 mAh'lik çift hücreli bir batarya bulunuyor. Bu geniş batarya sayesinde telefonunuzun şarjı size gün içinde çok rahat bir şekilde yetiyor. Tabii ki hızlı şarjı da çok önemli bir konu. 30 dakika içinde %50'ye varan bir şarj olanağı sunuyor ki bu da gerçekten telefonunuzu hızlı bir şekilde şarj edebileceğiniz anlamına geliyor. İsterseniz gelin bir de diğer modele bakalım. Fold 5'te durum nasıl? Şöyle göstereyim. Tabii bu yatay katlanan bir akıllı telefon. Tabii hemen yine biz tasarımdan başlayalım. Tasarımda biraz önce bahsettiğim gibi burada yeni bir menteşe tasarımı var. Bu menteşe tasarımı sayesinde artık aradaki boşluk tamamen kaldırılmış durumda. Biraz önce de anlatmıştık. Bu da yine önemli. Tabii şuna değinmek lazım. En önemli avantajlarından bir tanesi de S Pen. Ve S Pen de yine bu modelde daha ince ve kolay taşınabilir bir hale getirmiş. Açıldığında ise 7.6 inçlik bir ekran var. Neredeyse bir tablet ekranı kadar büyük bir ekran. Tabii ki bunun en büyük faydası üretkenlik. Yani siz çalışırken acaba bu modelde neler yapabiliyorsunuz? Bir de üretkenlik özelliklerine bakalım. Öncelikli olarak şunu söylemek lazım. Yenilenen esnek mod paneli sayesinde artık ekran kontrolü daha rahat kullanılabiliyor. Çoklu pencere sayesinde ekranı ikiye bölme ve farklı uygulamaları aynı anda kullanabilme şansına sahip oluyorsunuz. Çünkü büyük bir ekrandan bahsediyoruz. Aynı zamanda geliştirilmiş görev çubuğu sayesinde uygulamalar arasında hızlıca geçiş yapabiliyorsunuz ve benim de burada çok dikkatimi çeken özellik var. Hızlı geçiş için uygulamaları sürükleyip bırakmanız yeterli. Peki kameralarda ne gibi yenilikler var? Hemen bakalım kameralara da. 50 megapiksellik bir ana kamerası var ve bu kamera nightography ile gece çekimini destekliyor. Tabii söz konusu olan katlanan bir akıllı telefon olunca ilk akla gelen sorulardan bir tanesi dayanıklılık ve ekran. %25 oranında dayanıklılığı arttırmış bu ana ekranın ve aynı zamanda biraz önce de söylediğimiz gibi 200 binden fazla katlama testinden geçmiş. Bu da yine önemli bir bilgi olarak karşımıza çıkıyor. Tabii işlemciye de değinelim. Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy var. Yine bu markaya özel geliştirilmiş bir işlemciden bahsediyoruz, chipsetten bahsediyoruz. Yine bu modelde 4400 mAh'lik bir batarya gücü var. Bu batarya gücü sayesinde tek şarjla 20 saate kadar video oynatabiliyorsunuz. 72 saate kadar ise müzik dinleyebiliyorsunuz. Gerçekten bu da yine kullanıcıların gün içindeki aktivitelerini, telefonla olan aktivitelerini destekleyecek bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Peki bu modellere ilgi nasıl? Bunu konuşmak için şimdi isterseniz gelin Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Birimi Başkan Yardımcısı Murat Azdemir'in yanına gidelim. Hemen yola çıkıyoruz. Murat Bey merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Murat Bey ben şöyle başlamak istiyorum. Yeni katlanan modellerinizde önemli ve inovatif özellikler var. Açıkçası ben şunu sormak istiyorum size. Kullanıcılardan gelen bir feedback var ve sizin de aslında planladığınız bir inovasyon var. Geliştirdiğiniz bir inovasyon var. Bu iki dengeyi nasıl yürütüyorsunuz acaba? Şimdi Samsung öncü ve lider bir Ar-Ge şirketi. Her yıl Ar-Ge'ye yaklaşık 20 milyar dolar kaynak ayırıyoruz. Ve bu kaynağın önemli bir kısmı aslında kullanıcılardan aldığımız geri bildirimle ürünlerimizi daha da geliştirmek, daha iyi bir kullanıcı deneyimi oluşturmak için kullanıyoruz. Yeni lanse ettiğimiz Flip ve Fold modellerinde de kullanıcılarımızı dinledik ve onlardan gelen geri bildirimleri dikkate alarak tasarımı geliştirdik. Birkaç örnek vermek gerekirse kullanıcılarımız bu telefonların açılma ve kapanmasından yani katlanabilme özelliğinden çok mutlulardı. Daha da geliştirilmiş bir katlama deneyimi istediler ve bunu gerçekleştirdik. Ürünlerin mekanik tasarımı
tasarımını değiştirdik. Bu sayede kullanıcılar için daha eşsiz bir deneyimi sunduk. Ve bu tasarım aynı zamanda ürünlerin dayanıklılığını da arttırdı. Şu anda yaklaşık 200 bin açma kapamaya dayanıklı hale geldi. Bu da ortalama 8 ila 10 yıllık bir kullanıma denk geliyor. Bir başka geri bildirim ön ekranda, yani kapak ekranındaki işlevsellikle alakalıydı. Evet. Özellikle Z Flip modelinin kapak ekranını 4 kat büyüttük ve işlevselliğini arttırdık. Bu da bambaşka bir kullanıcı deneyimini sunmamıza imkan sağladı. Benzer şekilde işlemci ve kamera deneyiminden çok memnunlardı. Daha da iyisini istediler. Onu da yaptık. Sadece Samsung Galaxy modelleri için geliştirilen Snapdragon 4 Galaxy işlemcisini kullanıyoruz. Evet. Bu performansı hızı son derece arttırıyor. Aynı zamanda geliştirilmiş bir kamera seti kullanıyoruz. Bu da kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılar hale gelmemizi sağladı. Murat Bey, peki hep ben bu soruyu size sormak istiyordum, onu da sormak istiyorum. Geleceğin akıllı telefonları sizce katlanan modeller mi olacak? Kesinlikle. Şimdi global akıllı telefon pazarına baktığımızda hala canlı bir talep var ve pazar büyümeye devam ediyor. Ancak şunu görüyoruz ki katlanabilir modellerdeki talep çok daha fazla. Her yıl ikiye katlıyor. Bu yıl yaklaşık 25 milyon adet katlanabilir telefon satılacak tüm dünyada ve 3 yıl içinde çok bu rakamın 100 milyon adete ulaşmasını bekliyoruz. 3 yıl içinde 100 milyon adet. Kesinlikle. Ve biz Samsung olarak 2019'da ilk katlanabilir modellerimizi çıkarttığımızda bu kategoriyi oluşturduk. O günden bugüne sürekli yeni modelleri de güncelleyerek ve kullanıcılarımızın beğenisine sunarak bu segmenti büyütmeye devam ediyoruz. Bu segmentteki pazar payımız %90'ın üzerinde. Dolayısıyla hem kategoriyi oluşturan, hem geliştiren hem de büyüten markayız ve önümüzdeki dönemde de bu kategoriye yatırımlarımızı devam ettireceğiz. Ve ileriki yıllarda da katlanabilir modellerin çok daha yoğun bir kullanıma ulaştığını görüyor olacağız. Zaten ilk katlanan akıllı telefonu da siz geliştirmiştiniz zaten. Onu da çok yakından biliyorum. İzleyicilerimizden özellikle gelen bir soru var. Şimdi bir modeliniz, yani Fold 5 modeliniz yatay olarak açılıp katlanıyor. Flip modeliniz ise dikey olarak açılıp katlanıyor. Peki sizce hangi telefon kimin için? Mesela siz hangisini tercih ediyorsunuz bir iş insanı olarak? Buna şöyle cevap vermek isterim. Öncelikle model ayrımına girmeden katlanabilir modellerin hedef kitlesi farklılık ve ayrıcalık arayan kullanıcılar. Çünkü her şeyden önce standart telefonlardan farklı olarak bu modellerimizde biz iki tane ekran veriyoruz aslında. Bir kapak ekranı, bir de içteki ana ekran. Bu bambaşka bir kullanıcı deneyimi sunuyor. O yüzden ayrıcalık arayan, farklılık arayan müşterilerimiz özellikle bu modelleri tercih ediyorlar. Bir başka özelliği ise işlevsellik. Telefonların şekil değiştirebilmesi, yani form değiştirebilmesi sayesinde gün içinde farklı ihtiyaçlarınıza göre farklı açılarla bu cihazları kullanabiliyorsunuz. Bu da yine farklı bir kullanıcı deneyimi sunmamızı sağlıyor. Bir de biz bu modelleri üretirken sadece bir akıllı telefon üretmedik, aynı zamanda bir moda ürünü geliştirdik. Ki kullanıcılarımızın gün içindeki görünümlerini tamamlayacak bir aksesuar gibi, ister modellerin renkleri, ister tasarım detaylarıyla olsun, onların giyimlerini tamamlayacak bir aksesuar şeklinde tasarlamaya gayret ettik. O yüzden özetle farklılık ve ayrıcalık arayan müşteriler için ideal ürünler diyebiliriz. Ürün detayına indiğimizde ise biraz ayrışma var. Ben Fold kullanıyorum. Fold özellikle gün içinde yoğun temposu olan, işlerini takip etmek durumunda olan, belli profesyoneller ya da meslek grupları için ideal bir ürün. Avukatlar, doktorlar, iş insanları, mimarlar, mühendisler, yani tasarımcılar gibi farklı meslek grupları gün içinde sürekli yaptıkları işlerle ilgili takip etmeleri gereken bir takım detayları, yazışmaları, raporları Fold'da çok rahatlıkla takip edebilirler. Çünkü hem ekran çok büyük hem de pil performansı inanılmaz düzeyde. Evet. Bu özelliğiyle daha profesyonel kullanıma hitap eden bir ürün diyebiliriz. Z Flip ise şık ve kompakt tasarımı ve kolay taşınabilirliği ile aslında daha aktif bir yaşam tarzını belirleyen, biraz daha lifestyle dediğimiz bir ürün. Özellikle sosyal medyada çok zaman geçiren, video fotoğraf çekmeyi seven kullanıcılarımız için ideal bir tasarım. Evet. Bir başka özelliği aslında Z Flip'in diğer akıllı telefonlarda biliyorsunuz selfie kamerası ön taraftadır. Evet. Ve o ön kamerayla selfie çekersiniz. Z Flip'te ana kamera ile selfie, video ve fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Tabii ki daha iyi içerikler demek, daha iyi kesinlikle fotoğraflar, videolar demek. Kesinlikle, kesinlikle. Özellikle Flex Mode özelliği ile kullanıcılar çok daha farklı, çok daha çarpıcı fotoğraf ve videolar çekebiliyorlar. Bu yüzden de en iyi selfie deneyimini sunduğumuzu düşünüyoruz. Bu özelliklerle baktığımızda çok özetleyecek olursak, Fold ve Flip, farklılık, ayrıcalık ve performans arayan kullanıcılar için ideal çözümler diyebiliriz. Murat Bey, çok teşekkür ederiz. Sizle yılda en az 2-3 kere bir araya geliyoruz ve yeni akıllı telefonlar konusunda, yeni modelleriniz konusunda bizlere ayrıntılı bilgiler veriyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Yeşil kalkınmayı ulusal bir hedef olarak belirleyen Çin, gücünü rüzgardan alıyor. Küresel toplamın yaklaşık yarısı kadar rüzgar enerjisi üreten Çin, dünya genelindeki birinciliği bu yılda kimseye kaptırmadı.
Çin, açık deniz rüzgar enerjisinde lider konumda. Çin'in açık deniz üzerinde kurulu rüzgar enerjisi kapasitesi 2 yıldır dünya genelinde birinci sırayı koruyor. Endüstri, 2060 yılına kadar Çin'in karbon nötr olma hedefine ulaşmasında önemli bir rol oynuyor. Aslında Çin, açık deniz üstü rüzgar enerjisini geliştirmeye geç başlayan bir ülke. 2012 yılında Çin bu alanda sadece 390 bin kilowatt saatlik kapasiteye sahipti. 10 yıllık bir gelişmeden sonra Çin'in açık deniz üzerindeki kurulu rüzgar enerjisi kapasitesi 30 milyon kilowattı aştı. Bu miktar küresel toplamın yaklaşık yarısını oluşturuyor. Çin'in bu alandaki başarısının bir örneği dünyanın en büyüğü olan 16 megawattlık açık deniz rüzgar türbininin Temmuz ayında hizmete girmesi oldu. Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinde bulunan türbin, 146 metre yükseklikte bir tekerlek göbeğine sahip. Açık deniz rüzgar türbininin pervanesi 7 standart futbol sahasının toplam büyüklüğüne eşdeğer olarak yaklaşık 50 bin metrekareyi kapsıyor. Türbinin yıllık ortalama elektrik üretimi 66 milyon kilowatt saatten fazla ve bu da 3 kişiden oluşan 36 bin hanenin 1 yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabiliyor. Çin'in yenilenebilir enerji kurulu kapasitesi 1 milyar 300 milyon kilowatta ulaştı. Çin'in Ulusal Enerji İdaresi'nin son raporuna göre, ülkenin yeşil kalkınma çabalarının sonucunda ülkedeki toplam yenilenebilir enerji kurulu kapasitesi güçlü bir büyüme kaydederek, Haziran sonu itibariyle yaklaşık 2 milyar 710 milyon kilowatta ulaştı. Çin'in yenilenebilir enerji kurulu kapasitesi yılın ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre %18,2 artarak yaklaşık 1,32 milyar kilowatta ulaştı. Bu, Çin'in toplam elektrik üretim kapasitesinin %48,8'ini oluşturuyor. Rüzgar enerjisinin kurulu kapasitesi yılın ilk yarısında yıllık bazda 13,7'lik artışla 389 milyon kilowatta yükselirken, güneş enerjisinin kurulu kapasitesi yıllık bazda %39,8 artarak yaklaşık 470 milyon kilowattı buldu. Çin Ulusal Enerji İdaresi, dünya çapında yenilenebilir enerjide lider ülke olan Çin'in kurulu güç üretim kapasitesinin yıllık bazda %10,8 artarak yaklaşık 2,71 milyar kilowatta ulaştığını bildirdi. Çin, yeşil kalkınma arayışının bir göstergesi olarak yenilenebilir enerji alanına yapılan yatırımlarını sürekli artırıyor. Çin Ulusal Enerji İdaresi tarafından yayınlanan verilere göre, 2023'ün ilk 6 ayında Çin'in büyük elektrik şirketlerinin güneş enerjisine yaptığı toplam yatırım, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %113,6'lık artışla 134,9 milyar yuana ulaştı. Türkiye'deki akıllı telefon pazarı her geçen gün büyüyor ve bu büyüyen pazarda yeni akıllı telefon modelleri ve yeni markalar Türkiye'deki kullanıcılarla buluşuyor. Ve biz de bu hafta aslında Türkiye pazarına yeni giren bir markanın yeni bir modelini keşfederek bölümümüze devam etmek istiyoruz. İsterseniz gelin bu modele bir yakından bakalım. Modelin ismi Nubia V40 Design. Şöyle bir tasarımına baktığımızda hemen modelin arka tasarımına bir göz atalım. Mat bir arka yüzey bizi karşılıyor ve rengine de burada bir parantez açmak isterim. Benim gömleğimle aynı renk olmuş. Bu da bir şans olarak aslında karşımıza çıktı. Ve şunu da söyleyelim, arkada üçlü bir kamera sistemi var. Bu üçlü kamera sistemine birazdan değineceğiz. Hatta birazdan fotoğraflar, belki videolar çekeceğiz. Kameraların çerçevesi böyle bir bakır renk. Bu da gerçekten tasarım açısından hoş bir görünüm sunuyor. Hemen ön tarafını çevirelim. Ön tarafında da 6.6 inçlik Full HD Plus bir ekran teknolojisi bizi karşılıyor. Bu ekranda 60 Hz'lik bir tazeleme oranı var. Tabii bu da biraz daha akıcı aslında içerikler demek. Kullanım deneyimini biraz daha iyileştiren bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Ve hemen ön kamerada değinmek lazım hazır ön taraftan bahsederken. Ön kamerası, yani selfie kamerası da 8 megapiksel olarak karşımıza çıkıyor. Ve tabii ki modelin diğer özelliklerinden bir tanesi olan, o benim çok dikkatimi çekti ve sizle paylaşmak istiyorum. Genişletilmiş RAM kapasitesine sahip. Modelde toplamda 7 GB'lık bir RAM var. Ancak bu RAM'in 4 GB'ı yerleşik olarak kullanıcılara sunuluyor.
Diğer 3 GB'ı ise arttırılabilir veya genişletilebilir bir RAM olarak karşımıza çıkıyor. Peki bunu nasıl yapıyorsunuz? Hemen onu da göstereyim. Ayarlara giriyorsunuz. Yani normalde siz 4 GB olarak kullanıyorsunuz. Şimdi ben hemen ayarlardan modelin RAM kapasitesini 7 GB'ı çıkartacağım. Ayarlara girdik ve burada bu özelliği aktif hale getiriyoruz. Getirdikten sonra bunu 3 GB olarak işaretledik. İsterseniz 1 GB da yapabilirsiniz, isterseniz 2 GB da yapabilirsiniz. Yani 4 artı 1, 4 artı 2 veya 4 artı 3 olarak RAM'inizi genişletebilirsiniz. Bu da yine gerçekten önemli bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Modelin bataryasına da bir kısaca değinmek istiyorum. 4500 mAh'lik bir bataryası bulunuyor modelin içinde. Yani günlük işlerinizi yapabileceğiniz, sabahtan akşama kadar sizi idare edebilecek bir şarj ömrü sunuyor diyebiliriz. Biraz önce kameralardan bahsetmiştik. Üçlü bir kamera sistemi yer alıyor. Bu kameralardan bir tanesi şurada görüyorsunuz üst tarafta olan 50 megapiksellik ana kamera. Alt tarafta ise ikili bir kamera olduğunu görüyoruz. Bu kameralardan bir tanesi 2 megapiksellik makro kamera. Yani daha yakın çekebileceğiniz fotoğraflardan bahsediyoruz. Objelere daha fazla yaklaşabileceksiniz ve daha detaylı çekebileceksiniz. Hemen diğer altındaki kamera ise o da derinlik kamerası. Yine o da 2 megapiksel. Bu kamera da sizin portre fotoğraflar çekerken alan derinliği yaratmanızı sağlıyor. Tabii ki bu da sizin çektiğiniz fotoğraflarda, içeriklerde daha kaliteli sonuçlar elde etmenizi sağlayan özellikler arasında. Şöyle yapalım. Bence hemen kalkalım. Güzel bir yerdeyiz. Bir tur atalım ve bu kameraları deneyimleyelim. Bakalım nasıl fotoğraflar çekebiliyoruz. Hep birlikte göreceğiz. V40 Design modelinin hem kamera özelliklerini hem de diğer özelliklerini hep birlikte keşfettik. Biraz önce de belirttiğim gibi Nubia Türkiye pazarına yeni giren bir marka. Acaba markanın gelecekte ne gibi planları var? Yeni modeller kullanıcılarla buluşacak mı? Bu soruların cevaplarını öğrenmek için şirket yetkilisinin yanına gidiyoruz. Şimdi yanımızda ZTE Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Mr. Jack var. Hello Mr. Jack. Merhaba Ahmetcan. Nasılsın? I'm fine. Thank you very much. Mr. Jack, my first question is that biraz önce izleyicilerimizle Türkiye'deki kullanıcılara sunduğunuz yeni modeli inceledik. Türkiye'deki kullanıcılarla yeni tanışıyorsunuz. Kullanıcılar Nubia'da neler görecek? Hope to find Nubia products. Alright, so just like Nubia 2012 yılının Ekim ayında kurulan bir marka. Akıllı telefonlarımız kullanıcılara yeni deneyimler sunmak için tasarlandı. Modellerimiz yüksek performans ve görüntü kalitesi sağlıyor. Dolayısıyla telefonlarımızla kullanıcılar hayallerinin peşinden gidebiliyor. Hedefimiz müşterilere en iyi hizmeti sunmak, onları en yeni teknolojilerle buluşturmak. Akıllı telefon, tablet ve sanal gerçeklik yani VR gözlüğü olmak üzere 3 farklı alanda yer alıyorsunuz. Bu ürünlerin ne gibi farklılıkları var? Evet, şu anda 3 farklı kategoride yer alıyoruz. Nubia Pet 3D dünyanın ilk gözlük gerektirmeyen 3D ekranlı tableti. Kullanıcıların çıplak gözle 3 boyutlu görüntü deneyimi yaşamasını sağlıyor. Sanal gerçeklik gözlüğümüz Nubia Neo Vision Glass, yüksek çözünürlüklü ses kalitesi ve TÜV Rheinland sertifikalarına sahip dünyanın ilk akıllı AR gözlüğü. 43 dereceye yayılan geniş bir görüş alanı sunuyor. Gelecekteki planlarınız neler? Kullanıcılara yeni ürünler sunacak mısınız? ZTE olarak Nubia markasını Türkiye'de yaygınlaştırmak istiyoruz. Hedefimiz Türkiye'de markamıza dair farkındalığı artırmak. Nubia ailesinden 5 ürünle Türkiye pazarına girdik. Sonrasında ZTE Nubia Red Magic özelinde bir etkinlik yapmayı hedefliyoruz. Bu model serimiz için uzun vadede %5 pazar payı hedefliyoruz. Ayrıca bir yıl sonu kampanyası planlıyoruz. Yıl sonuna kadar 2 ürünümüzün daha Türkiye pazarında yer almasını hedefliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Ben de çok teşekkür ederim. Yeni nesil akıllı telefon modellerini keşfettiğimiz bir bölümün sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeniden sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Bizi sosyal medya üzerinden takip etmeyi unutmayın. Sorularınızı ve görüşlerinizi sosyal medya üzerinden bekliyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.